test, zeka testi, gebeliklerde çokça anne babanın kafasını karıştırmakta. Şimdi bu videoda açık açık konuşacağız. İkili test, zeka testi nedir, ne zaman yapılır, nasıl yorumlamak lazım? Muhakkak yapılmalı mıdır, yapılmazsa ne olur? Detaylı konuşacağız. Bunun dışında sorularınız olursa lütfen yorumlar bölümüne yazınız. Bir sonraki videoda da onları açıklamaya çalışalım. İkili test 11-14 haftalıkken gebeliğin 11-14 haftası arasında yapılan bir test. Ne yapıyoruz? Önce bebeğe detaylı bakıyoruz. Bebeğin ense kalınlığını ölçüyoruz. Aynı gün anneden kan alınıyor ve kanda iki tane hormon değerine bakılıyor. Ve bu değerler bir bilgisayar programına yükleniyor ve bize bir sonuç çıkıyor. Çıkan sonuç şunu söylüyor. Bu bebekte yüzde şu kadar ihtimalle Down sendromu riski, yani trizomi 21 riski var. Yüzde şu kadar oranında trizomi 18 riski var. Bunlar nedir? Tedavisi olmayan hastalıklar. Peki o zaman neden yapıyoruz bu testleri? Eğer bu hastalıklardan biri olursa ve siz isterseniz yasal olarak gebeliği 24. haftaya kadar sonlandırabilirsiniz. O zaman şunun altını çizmek istiyorum. Bu testler bize risk oranını söylüyor. Hastalık var mı yok mu söylemiyor. Tarama testleri, basit testler, bebeğe ve size hiçbir zararı olmayan testler. Taradık, risk oranı yüksek çıktı. Yüksek ne bizim için? 250'de birden daha riskli çıkıyorsa sonuç, diyoruz ki o zaman daha güvenilir testleri yaptırmamız lazım. Bir sonraki basamağa geçiyoruz. Daha güvenilir testlerle eğer kesinleşirse bebekte bir problem oldu. Az önce dediğim gibi gebeliği sonlandırabilirsiniz. O zaman bu testleri yapmadan önce ben şunu tavsiye ediyorum. Şuna karar vermelisiniz. Eğer bir problem varsa, gebeliği sonlandıracaksanız tarama testlerini yaptırmak mantıklı. Ama bazen anne babalar diyor ki, ne olursa olsun biz gebeliği sonlandırmayız. O zaman bu testleri yaptırmanın hiçbir anlamı yok, sadece kafa karıştırıyor. Çünkü testler size var olup olmadığını söylemeyecek. Risk oranını söyleyecek. Bunun altını defalarca çizdim farkındaysanız. Çünkü hep soru şöyle geliyor. Ya bize dediler ki tarama testinde bir problem var ama çocuğumuz gayet sağlıklı çıktı. Bir problem var demeyiz. Risk oranını söyleriz. Risk yüksek diyebiliriz. Risk yüksek dediğimiz zaman bir sonraki testlere geçilir ve orada bir şey var mı yok mu kesin olarak öğrenilir. Onun için lütfen şu soruyu sormayın. Bu testi yaptırayım mı, yaptırmayayım mı demeyin. Öncelikle şunu sormalısınız kendinize ve bir karar vermelisiniz. Ben hastalarıma hep onu diyorum. Eğer bir problem varsa, gebeliği sonlandıracaksanız ve siz problem olup olmadığını öğrenmek istiyorsanız bu testi yaptırın. Yok, ne olursa olsun gebeliği sonlandırmayacağım diyorsanız bunu unutun. Tekrar tekrar bunu düşünmeyin. Çevrenizle bunu konuşmayın. Arkadaşlarınıza sormayın. İnternette araştırmayın. Çünkü kafa karışıklığı bedeninizi ve sizi yorar. Umarım, inşallah ikili test dediğimiz, zeka testi dediğimiz şeyin neden yapıldığını tam olarak anlatabilmişimdir. Bu bilgilerle yaptırıp yaptırmamaya karar verin. Yaptırdıktan sonra da muhakkak test sonucunu doktorunuzla paylaşın. Doktorunuzun tavsiyesiyle yolunuza devam edin. Yani şunu yapmayın. Benim testimin sonucu bu çıktı. İşte birçok doktora danışayım. Zaten ne yapılacağı bellidir. En doğru kararı sizi gören, bebeğinizi gören, o bulguları not eden doktorunuz verecektir. Lütfen testin sonucunu doktorunuzla birlikte değerlendirip onun size tavsiye ettiği doğrultuda ilerleyin. Sevgiyle ve sağlıkla kalın.